Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Onlar inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Yüce Allah kullarına onu zikretmeyi emredip karşılığında büyük ecir vaat etmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Ve başka bir ayette Allah'ı çok anan erkekler ve çokça anan kadınlar var ya, Allah işte bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır buyurmuştur. Yine başka bir ayette müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katından nice dereceler bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Allah'ı çokça zikretmeye teşvik ederek şöyle buyurdu: size en hayırlı, Allah katında en değerli, derecenizi en fazla yükseltecek, sizin için sadaka olarak altın ve gümüş dayatmaktan daha kazançlı, düşmanla karşılaşıp da sizin onların boynunu vurmanızdan, onların da sizi öldürmesinden daha çok sevap getirecek amelin ne olduğunu haber vereyim mi diye sordu. Onlar da evet söyle dediler. Resulullah Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben: ya Resulullah, İslamiyetin emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapışacağın bir şey söyle dedi. O da dilin hep Allah'ı zikretsin buyurdu. Allah'ı anmak yapılması kolay ve fazileti büyük olan bir ibadettir ki faziletleri sayılmaz. Bu konuda Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle dedi: Muaviye radıyallahu anhu mescitte bir halkaya uğradı. Onlara hitaben sizi burada oturtan nedir diye sordu. Dediler ki Allahu Teala'yı zikretmek için oturduk. Hazreti Muaviye dedi ki Allahu Teala sizi buraya ancak bunun için mi oturttu? Onlar evet Allahu Teala bizi burada ancak bunun için oturttu dediler. Bunun üzerine Hazreti Muaviye şöyle dedi: ben sizi töhmet altında bırakarak yemin ettirmeyeceğim. Sahabe içinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en az hadis rivayet eden benim. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir halkaya çıkıp hitaben sizi burada oturtan nedir diye sordu. Onlar biz burada Allahu Teala'yı zikretmek için oturduk. Bizi İslam ile müşerref kıldığı için ve bize böylesine büyük bir lütufta bulunduğu için ona hamd ediyoruz dediler. Peygamber Efendimiz Allahu Teala sizi buraya sadece bunun için mi oturttu dedi. Onlar evet Allahu Teala bizi ancak bunun için oturttu. Başka bir gayemiz yoktur dediler. Bunun üzerine buyurdu ki size inanıyorum. İtham edip size yemin ettirmeyeceğim. Lakin bana Cibril gelip Allah-u Teala'nın meleklere karşı sizinle iftihar ettiğini bildirdi. Zikir, kalplerin hayatı ve Allah'ın en sevdiği sözdür. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Rabbini zikredenle etmeyenin farkı diriyle ölünün farkı gibidir. Müslim ise bu hadisi şöyle rivayet etmiştir: İçinde
Allah'ın anıldığı ev ile Allah'ın anılmadığı evin farkı diri ile ölünün farkı gibidir. Ebu Zer radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah bir gün ona ziyarete gitti. Ebu Zer, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Allah'ın en sevdiği sözlerin hangisidir?" diye sordu. Şöyle buyurdu: "Allah'ın melekleri ve kulları için seçtiği Subhanallah ve bihamdihi sözüdür." Samura bin Cündep'ten şöyle rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah indinde sözün en makbulü dörttür. Subhanallah, Allah'ı tenzih ederim. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Allahu Ekber, Allah en büyüktür sözleridir. Bunların hangisinden başlasan sana zarar etmez?" buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Müferridler öne geçti." buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, "Müferridler ne demektir ya Resulullah?" diye sordular. Resulullah da, "Allah'ı çok anan erkeklerle kadınlardır." buyurdu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'a radıyallahu anh Allah'ı zikretmekle tavsiye etmişti. Halbuki Resulullah bir gün, "Ey Muaz, vallahi seni gerçekten seviyorum." buyurdu. Muaz, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, vallahi ben de seni gerçekten seviyorum." dedi. Sonra sözüne şöyle devam etti: "Muaz, sana tavsiyem şu duayı her namazdan sonra okumayı bırakmamandır. Allah'ım, seni zikir, sana şükür ve sana güzel kulluk hususlarında bana yardım et." Yüce Allah'ı zikretme ibadeti tüm koşullarda insana bağlı olur. Müslümanın da her zaman ve her durumda yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı anarlar. Müslümanın hayatı tüm ibadetler ve işler de Allah'ı zikretmekle doludur. Namaz da bir zikirdir. Allah Teala beni anmak için namaz kıl buyurmuştur. Ve başka bir ayette şöyle buyurdu: namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz çirkin utanmazlıklardan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyüktür. Yani namaz kılmakta iki büyük anlam vardır. Birincisi çirkin utanmazlıklardan ve kötülüklerden alıkoyar. İkincisi de Allah'ı zikretmek de muhakkak en büyüktür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize Müslümanın gözetmesi gereken birçok zikir duasını öğretti. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin şöyle dua ederdi: Allah'ım, senin lütfunla sabaha ulaştık. Senin lütfunla akşama erdik. Sen isteyince dirilir, sen isteyince ölürüz. Yeniden diriltip huzurunda toplayacak olan sensin. Akşamleyin de şöyle dua ederdi: Allah'ım, senin lütfunla akşama erdik. Senin lütfunla sabaha ulaştık. Sen isteyince dirilir, sen isteyince ölürüz. Huzuruna varılacak olan da sensin. Yine de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim sabaha erdiği zaman Allah'ım benimle veya mahlukatından herhangi biriyle hangi nimet sabaha ermişse bu sendendir. Sen birsin, ortağın yoktur. Hamd sanadır, şükür sanadır derse o günkü şükür borcunu ödemiştir. Kim de aynı şeyler akşama erince söylerse o da o geceki şükür borcunu da eda eder. İnsanın gününü Allah'ı zikretmekle başlaması
ve gününü Allah'ı zikretmekle bitirmesi ne güzeldir. Aralarında da zikretmeye devam eder de daha da güzel olur. Ayrıca evden çıkıp girerken okunan dualar vardır. Bu bağlamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, bütün işlerim de Allah'a dayandım. Güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla olur derse kendisine doğruya iletildin. İhtiyaçların karşılandı. Düşmanlarından korundun diye cevap verilir. Şeytan da kendisinden uzaklaşır. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkacağı zaman şöyle dua ederdi. Allah'ın adıyla çıkıyorum. Allah'a güveniyorum. Allah'ım sapmaktan, saptırılmaktan, kaymaktan, kaydırılmaktan, haksızlık yapmaktan, haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan ve cahillerin davranışlarına muhatap olmaktan sana sığınırım. Eve girerken okunan dualardan şunlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi evine gelince şu duayı okusun. Allah'ım senden hayırlı girişler, hayırlı çıkışlar istiyorum. Allah'ım Allah'ın adıyla girdik. Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a tevekkül ettik. Bu duayı okuduktan sonra ailesine selam versin. Yine de şöyle buyurdu. Sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir diye sordu. Yanında oturanlardan biri bir kimse her gün 1000 sevap nasıl kazanır diye sordu. Resulullah şöyle buyurdu. 100 defa Subhanallah der, ona 1000 iyilik yazılır veya 1000 günahı bağışlanır. Yemeğe ve içmeye başlamadan önce okunacak dualar da vardır. Başlarken Bismillah ve bitirdikten sonra Elhamdülillah söylemek gibidir. Ebu Seleme'nin oğlu Ömer şöyle dedi. Ben Hazreti Peygamber'in himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanına giderdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Ey oğul, besmele çek, sağ elinle ye, hep önünden ye. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra şöyle derdi. Bizi yedirip içiren ve Müslüman kılan Allah'a hamdolsun. Peygamber Efendimiz çarşıya girerken konacak zikirleri de öğretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim çarşıya girdiği zaman Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk ve saltanat ancak O'nundur. Ve hamd O'nadır. O yaşatır ve O öldürür. O daima diridir, ölmez. Her türlü hayır ancak O'nun elindendir. Ve O dilediği her şeye kadirdir. Zikrini okursa Allah ona 1 milyon sevap verir. Onun 1 milyon küçük hatasını siler ve onun için cennette bir köşk yaptırır. Müslümanın hoşlandığı bir şey gördüğü zaman maşallah kuvvet yalnız Allah'tandır, Allah'ındır demesi gerekir. Allah Teala şöyle buyurur. Bahçene girdiğin zaman maşallah kuvvet yalnız Allah'ındır. Yine de Müslüman belalı veya üzüllü insanları gördüğünde kısık sesle Allah'a şükretmeli. Allah'a şükretmelidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim üzüllü veya sakat birini görünce sana verdiği bu musibetten beni afiyette kılan ve beni birçok yaratıklarına karşı üstün kılan ve nimetlerle donatan Allah'a hamdolsun derse yaşadığı sürece o dertten kurtulmuştur.
Müminin sıkıntılı ve dertli olduğu zaman Rabbine dua edip zikretmelidir. Allah Teala şöyle buyurur. Zünnunu da Yunus'u da zikret. O öfkeli bir halde geçip gitmişti. Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye niyaz etti. Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keder ve üzüntü hissettiği zaman şöyle dua ederdi. Azamet ve musamaha sahibi olan Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. İşte Resulullah'ın bize öğrettiği ve bahsettiğimiz bu zikir dualarına devam edip ihmal etmeyen kişiye yol gösterilir ve gafletten kurtarılır ve şeytandan korunur. Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. Başka bir ayette Rabbini gönülden ve korkarak içinden hafif bir sesle sabah akşam an gafillerden olma buyurmuştur. Ve yine başka bir ayette şöyle buyurur. Rahman olan Allah'ı anmayı görmezlikten gelene yanından ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş veririz. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, yüce Allah'ı zikretmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinde pratik olarak uyguladıkları bir yaşam tarzıydı. Bu yüzden onların ortamı Allah'ı anmakla doluydu. Verebileceğimiz örneklerden şudur. Hazreti Ebubekir kendi hilafet döneminde Hazreti Ömer bin el-Hattab'a kadılık görevini vermişti. Hazreti Ömer'e tam bir yıl içerisinde başvuran olmayınca Hazreti Ebubekir'den bu görevi bırakmak için izin istedi. Ebubekir ona bir meşakkatten dolayı mı ey Ömer dedi. O da dedi ki hayır ey Resulullah'ın halifesi. Ama mümin bir kavimde bulunmama gerek yoktur. Halbuki herkes kendi hak ve görevlerini bilir. Her birisi kendisine arzu ettiği şeyi Müslüman kardeşine de arzu eder. Biri hazır bulunmayınca onu ararlar. Hastalanınca ziyaretine giderler. Muhtaç olunca yardım ederler. Ve başına bir şey gelince teselli ederler. Onlara göre din hep nasihattir. Ve ahlakları da iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaktır. O zaman aralarında husumet olur mu? Müslüman kimse eğer Allah'ı zikretmeyi kalbinde gerçekleştirirse, dilinde tekrar ederse, gereğince uzuvlarına hakim olursa hidayet bulur. Allah'ın rızasını kazanır. Rızkı bereketlenir, üzüntüsü biter ve huzur bulur. Allah'ım, seni zikir, sana şükür, sana güzel kulluk hususlarında bize yardım et.
Ey Allah'ım, ülkemizi ve tüm dünya ülkelerini tüm kötülüklerden koru. Amin.